Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi işrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, önceki dersimizde Allah-u Teala insanoğluna şan, şeref ve nimet verdiğinden söz etmiştik. Bunları karada ve denizde taşıdığını ifade etmişti. Kolaylık sağlama anlamında. Kendilerine güzel rızıklar verdiğinden ve onları yarattıklarından çoğuna üstün kıldığından söz etmiştik ve İsra suresi 71. ayete gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme ned'u kulle unasin bi imamihim femen utiye kitabehu bi yeminihi fe ulaike yekraune kitabehum يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَت۪يلًا صَدَقَ اللّٰهِ الرَّظِيمِ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ İmamlarıyla her kezi, her insanı davet ettiğimiz gün diyor Allah-u Teala. Bu imam, önder anlamında imam zaten. Önderleriyle beraber, yani kimin peşinden gittilerse onunla beraber haşredildiklerinden bahsediliyor. Bir yorum böyle. Öbür yorum da bu imamdan kastedilen kitaptır. Allah-u Teala her ümmete bir kitap göndermiştir. O kitapla beraber gelirler. Niye? Her ümmet o kitaba göre hesaba çekilecek çünkü. Allah-u Teala da son ümmete Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Biz de haliyle ahirete gittiğimizde Kur'an-ı Kerim'den hesaba çekileceğiz. Kur'an-ı Kerim'i ne kadar okuduk, ne kadar anladık, ne kadar yaşadık, ne kadar anlattık. Allah-u Teala bundan bize hesaba çekecek. Öbür yorum da bu imamdan kasıt peygamberleridir. Her ümmet peygamberleriyle, hangi peygamber kendisine gönderilmişse o peygamberlerin önderliğinde gelirler. Topluluklar halinde ve ümmet ümmet sorguya çekilirler. Böyle bir görüşte söz konusu. Femen utiye kitabehu bi yeminihi. Kime kitabı sağından verilirse bunlar Müslümanlar. Ahirette cennete gidecek olanlar. Cehenneme gidecek olanların kitapları sollarından veriliyor. Müslümanlara sağlarından veriliyor. Fe ulaike yekraune kitabehum. Onlar kitaplarını okurlar. Ve la yuzlemune fetiyle. Onlara hiç haksızlık edilmez. En küçük bir haksızlık bile yapılmaz. Niye? Bunlar Allah-u Teala'ya kulluk ettiler. Onun gösterdiği şekilde inandılar. Onun gösterdiği şekilde amel ettiler. Dini yaşadılar. Bundan dolayı kitapları sağından verildi ve bunlar cennete gidecekler. Bunlara Allah-u Teala asla haksızlık yapılmaz diyor. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذ۪ي اَعْمَى Burada, yani dünya kastediliyor. Kim kör ise فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى O ahirette de kördür. وَاَضَلُّ سَب۪يلًا Yolu da en sapkın olan yoldur. Şaşırmış haldedir yani. Tabi buradaki dünyada görmeme meselesi mecaz. Yani Allah-u Teala hakikati gönderdi. Kitapları gönderdi, peygamberleri gönderdi. Fakat o bu yolu tutmuyor. Ne yapıyor? Gözünü kapatıyor. Batıl yola doğru gidiyor. Tabii gözünü hakka karşı kapatıyor. Batıl işler olsun, haram işler olsun. Tamam, o zaman gözü fal taşı gibi açık. Ama Allah katında böyle kimseler kör kimseler. Çünkü gerçek anlamda basiret sahibi gören kimseler, hakikati gören, onun peşinden giden, ona göre hayat yaşayan kimselerdir. Onun dışındakiler ne kadar aydın olursa olsun, ne kadar entelektüel olursa olsun, ne kadar şöyle yazar, böyle yazar olursa olsun, eğer hakikatin izinden gitmiyorsa bu kimse, o zaman Allah katına kör kimsedir o. Bu kimse ahirette gittiği zaman da diyor ki Allah-u Teala, kör olarak o haşrolunacak. Ahirette bir değer olmayacak, yolunu şaşırmış bir halde cehenneme doğru gidecek bu kimseler. وَاِنْ كَادُوا لَيِّفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana vahyettiğimizden onlar seni neredeyse alıkoyacaklardı. Demek böyle bir çaba içerisine de girmişler. Sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki Müslümanları ondan uzaklaştırmaya çalışmamışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da acaba Kur'an'dan nasıl uzaklaştırırız diye bir çaba içerisine girmişler. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ Başkasını iftira atasın diye, yani Allah'ın ortakları var diyesin diye. Bunların Kabe civarında 360 kadar putu var. Yani bunlar hem Allah'a inanıyorlar hem de putlara inanıyorlar. Şöyle düşünmeyelim. Mekkeli müşrikler
Allah'ı inkar ediyordu, putlara tapıyordu. Öyle değil. Allah var diyor onlar. Allah var ama Allah yalnız değil. Ortakları var, beraber çalışıyor. İşte melekler onun kızları olur vesaire. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu olur vesaire. Böyle batıl ortaklar icat ediyorlar. Ve bunu da nasıl yaparız da peygamberimize kabul ettiririz. O da böyle şeyler söyler, böyle şeyler yapar, putlara el sürer vesaire. Bunun da çabasını gütmüşler. E niye? Hani onu ikna edersek o zaman onun çevresindekiler de bize uyarlar diye düşünüyorlar. Ve izen lettehadûke halîle. O zaman seni dost edinirler. Yani sen de onların putlarına saygı gösterirsen, putların önünde tazim edersen, putlarına kurban kesersen vesaire, o zaman onlar da sana yönelecekler. O zaman arayı bulacaklar. Yani şirk ile tevhid dinini, Allah'ın birliği dinini birbirine karıştıracaklar. Tamam, o zaman seninle aramız iyi olur. وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ Biz seni sabit kılmasaydık. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ Sen de onlara meyledecektin. Şeyen kalile, az da olsa sen de onlara meyledecektin. Yani peygamberimizin içine böyle bir şey gelmiş olabilir, vesvese. Ya acaba ben de biraz onlara mı yönelsem? Böylece ara yolu bulsak mı falan? Hani tevhid dinle şirk dini biraz karışsa gibi. Aklına gelmiş olabilir. Sonuçta vesvese bu. Şeytan herkese vesvese veriyor. اِذَنْ لَاَذَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ Sen böyle bir şey yapsaydın, yani azıcık da olsa onlara meyletseydin, biraz şirk dinine ben de yöneleyim, biraz da İslam'a oradan bir şeyler karıştırayım falan sen yapsaydın, o zaman biz seni sıkıntıya sokardık. Nasıl bu dünyada sıkıntıya sokardık, yani sıkıntılı bir hayat yaşardın ve ضُعْفَ الْمَمَاتِ ölümün de yine sıkıntılı olurdu. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا O zaman bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. Sana kim yardım edecek? Sen Allah-u Teala diyor ki bir olan Allah'a kulluk edeceksiniz. Onlar da diyor ki yok, Allah'ın ortakları var, onlara da kulluk edilecek. Sen de onlara az meyletseydin o zaman bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Seni cezalandırırdık diyor Allah-u Teala. Buradan da anlaşılıyor ki peygamberimiz az da olsa onlara meyletmemiş. Tabi bu da bu yönünde nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize örnekliğidir. Biz de varımızla yoğumuzla ne yapacağız? Allah-u Teala'nın dinine tabi olacağız. Dinimize başka şeyleri karıştırmayacağız. Hem inanç açısından bir şeyler eklemeyeceğiz, çıkarmayacağız. Hem de dini yaşam açısından başka yaşam biçimleri, başka dinler vesaire, onlara bir şeyler ekleyelim İslam'a. İslam'dan bir şeyler çıkaralım tarzı şeylere yönelmeyeceğiz asla. Ve in kadu le yestefizzuneke minel ardi li yukhrijuke minha. اِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ اِلَّا قَل۪يلًا Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için, yani Mekke kastediliyor, neredeyse dünyayı sana dar etmişlerdi. Yani öldürüyorlardı Müslümanları, işkence yapıyorlardı. Sürgün ettiler, bir kısmı şeye gitti, Habeşistan'a hicret etti. Bugünkü Etiyopya denilen yer, oraya hicret etti ki daha sonra da Müslümanlar Medine'ye gitmek zorunda kaldılar. Ama diyor ki Allah-u Teala böyle yaptılar ama senden sonra fazla da kalamazlar. Böyle seni oradan çıkarırlarsa fazla da kalamazlar. Bu ayet şöyle yorumlanmış. Kalabildiler mi? Ne oldu yani? Bir felaket gelip bütün Mekkeliler yok edildi mi? Yok, böyle bir şey olmadı. Mekkelilerin hepsi yok edilmedi. Zaten Mekke'nin fethinde çoğu Müslüman oldu ileride. Allah-u Teala onları yok etmeyi dilememiş yani. Peygamberimizi çıkarmaya çalışıyorlardı. Peygamberimiz kendisi çıktı. Bir gece Hazreti Ebubekir ile beraber oradan hicret etti Medine'ye doğru. Şöyle de yorumlanmış. Onlar tabii peygamberimiz keyfinden çıkmadı. Onlar zorladılar yani çıkmaya, o da hicret etti. Peki peşinden az bir şey kalabilirlerdi. O nasıl olacak bu söylediğim ayet, yani fazla kalamayacaklardı. Bedir savaşı gerçekleşti. Bedir'de bu kafirlerin önderleri öldü. Dolayısıyla o ayette söylenen şey gerçekleşmiştir denilmiş. Tüm kafirler değil, o kafirlerin şöyle oldu Bedir Savaşı. 300 Müslüman vardı savaşçı, 900 civarı da kafir vardı. O kafirlerinden hatırladığım kadarıyla 70 kişi ölüyor. İleri gelenlerden ölüyorlar yani. Böylece o helak gerçekleşti, ceza verildi diye yorumlanmış. Sünnete men kad erselne kableke min rusulina ve la tecidu li sünnetillahi لِسُنَّتِنَا تَحْو۪يلًا Bu bizim yasamızdır. Sünnet kelimesi yasa anlamında.
senden önce gönderdiğimiz elçilerimize dair bir yasadır bu. Yani eğer peygamberler bir yerden zorla çıkarılırsa Allah-u Teala onları cezalandırır. Bazen bu cezalandırma o kavmin tamamının yok edilmesi şeklinde olur. Bazen de bu işte Mekke'de gerçekleştiği gibi, yani peygamberimizi çıkardılar ve ileri gelenleri öldü. Benzer şekilde mesela Mısır'da da Firavun çıkarmaya çalıştı Hazreti Musa'yı ve İsrailoğullarını. Orada da Firavun ve askerleri boğuldu. Yoksa Mısırlıların hepsi boğulmadı. O geride kalan Müslümanları, yani Hazreti Musa dönemi Müslümanları öldürmek üzere gelenler cezalandırıldı. Geride kalanlara bir şey olmadı. Dolayısıyla iki tür cezalandırma görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bir, toplumun tamamen yok edilmesi, inkarcı toplumun. Yani çoluk çocuk hepsi gidiyor. Böyle bir cezalandırma var. Bir de kısmen cezalandırma söz konusu. Bunda da diyor Allah-u Teala bir değişiklik bulamazsın. Peygamberleri yeniden çıkaran kavim cezalandırılır. Allah-u Teala bizi bu peygamberlerine zulmeden toplumlardan uzak tutsun. Ahirette bizleri onlarla beraber haşretmesin. Bizi peygamberlerle beraber, salihlerle, şehitlerle beraber haşretsin. Bizi onlara ahirette, cennette arkadaş etsin inşallah. Ve ahiru du'avana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.